9. Bölüm. Yoksul imanlılara yardım. Kutsallara yapılacak bu yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yoktur. Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Siz Ahaya'dakilerin geçen yıldan beri hazırlıkta bulunduğunuzu söyleyerek Makedonyalılar karşısında sizinle övünüyorum. Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi. Bu konuda sizinle ilgili övünmemiz boşa çıkmasın. Ama dediğim gibi hazırlıklı olasınız diye kardeşleri yanınıza gönderiyorum. Öyle ki bazı Makedonyalılar benimle birlikte gelir ve sizi hazırlıksız bulurlarsa, sizler bir yana bizler duyduğumuz güvenden ötürü utanmayalım. Bu nedenle yanınıza önceden gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere rica etmeyi gerekli gördüm. Öyle ki armağanınız bir cimrilik değil, bir cömertlik örneği olarak hazır olsun. Şunu unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinden niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak, her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı size her nimeti arttıracak güçtedir. Nitekim şöyle yazılmıştır. Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi. Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır. Ekiciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak ve doğruluğunuzun ürünlerini arttıracaktır. Her durumda cömert olasınız diye her yönden zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. Yaptığınız bu hizmet, yalnız kutsalların eksiklerini gidermekte kalmıyor. Aynı zamanda birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle zenginleşiyor. Bunlar, içtenliğinizi kanıtlayan bu hizmetten ötürü, açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak, kendileriyle ve herkesle malınızı cömertçe paylaştığınız için Tanrı'yı yüceltiyorlar. Tanrı'nın size bağışladığı olağanüstü lütuftan dolayı, sizler için dua ediyor, sizi özlüyorlar. Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun.